Günaydın değerli izleyenler. Beykent TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız efendim. Öncelikle herkese çok güzel bir gün diliyoruz. Bugün oyunculuk üzerine konuşacağız. Bugün müzikaller diyeceğiz. Bugün sanat üzerine duracağımız bir gün olacak. Hemen konuğumuzu sizlere tanıtalım. Oyuncu, koreograf ve müzisyen Nebi Birgi bizlerle birlikte stüdyomuzda. Konuğuma dönüyorum ben hemen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, sağ olun siz. Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım. Sonrasında çok güzel işler yapmışsınız. Bu işlerden bahsedeceğiz. Sanat hakkında konuşacağız. Ben Nebi Birgi. 6 yaşımdan beri dans eden. Ne güzel. 12 yıldır oyuncu, şarkıcı, koreograf ve rejisör olarak çalışan. Kendini tiyatroya ve müziğe adamış biriyim. Aslında sanata bütünlemişsiniz siz. Evet. Şimdi mesela müzikal. İçerisinde ne var işte? Koreografi var, koreografi, müzik var, müzik, oyunculuk var, hepsi var. Hepsi birlikte. Hepsini aslında kendinize birleştirmişsiniz. Her yönetmenliğin de elinden tutmuşsunuz. Bunları da konuşacağız. İsminiz bana değişik geldi. Nebi Birgi, yani nedir anlamı? Nebi peygamber demek. Hı-hı. Ama şu hani bulmacalarda kitap gönderilmemiş peygamber olarak evet. çıkan onun karşılığı. Birgi de nereden geldiğini bilmiyorum ama Hı-hı. Ödemiş'te Birgi diye bir köy var. Hani orada da ulvi bir derviş dedemiz varmış ama Hı-hı. ben daha hiç ziyaret edemedim. Çok güzel. Aile ikisini aslında harmanlamış. Evet, öyle bir denk gelmiş. Şeye inanır mısınız hani isimlerin insanlar üzerindeki etkisine? Eskiden inanmazdım. Hı-hı. Çünkü göbek adım Burak. Evet. Burak'ı daha çok severdim. Burak'ı kullanmak isterdim. Ama daha sonrasında Nebi'ye hem göz önünde bir iş yaptığınız zaman ismin daha ilginç olması insanların evet, dikkatini çekiyor. Kesinlikle. Nebi'nin de anlamı hani peygamber demek. Peygamber gibi bir çocuğum diye. Harika. Var mıdır böyle maneviyatlar falan? Maneviyatlar, ya benim ben işaretlere çok inanan bir adamım. Hı hı. Onunla ilgili onun da bir işaret olduğunu düşünüyorum zaman zaman. Doğrudur kesinlikle. Evet gerçekten şey bir de yani isim ve soy isim sanki birbirini tamamlamış. Böyle bir marka ismi gibi olmuş evet, aslında. Evet. Bir de Nebi hani sessiz isimle sesli harflerle çok tınlayan bir isim. Nebi Birgi deyince. Evet, aynen. İkisi aynı sesli harfle bitiyor. Bir de hani böyle bazı isimlerin de kısaltmaları olur ya o insana böyle direkt ikinci ismi olarak yapışır. Direkt hani sanki aynı zamanda kısaltma bir isimmiş. Size gibi de duruyor. Gibi. Evet. Gayet güzel olmuş. Aileyi buradan teşekkür tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Anneciğim babacığım çok sen. Şey gerçekten evet bazı isimler konumu sanat ama ben nereden isimlere geçtim bilmiyorum. Gerçekten bazı İsim ilginç isimler olunca. Var. Evet insanların üzerinde o harflerin hepsinin birer anlamı varmış evet. sanıyorum ki. İşte atıyorum derin koymayın derler mesela ama çok güzel bir isim. Anlamını ben taşır derler. Mesela aynen. dövme için de aynı şeyi söylerler. Dövmeler de yaptırdığınız yere dikkat edin dövmeyi ya da anlamına dikkat edin gibi. Bence isim de öyle bir şey. Bunları da konuşalım. Bunların da şeylerini alalım sizi bulmuşken. Bunlarla da ilgileniyorsanız. Peki sahneyle nasıl tanıştık? Buradan sahneyle başlayalım nasıl en başından. Tanıştım? 6 yaşında dans etmeye başladım bir okulda. Hı hı. Ama daha sonrasında 6 yaşından 8 yaşına kadar yine çocuk atölyeleriyle birlikte dans ettim. Sahneye o yaşlarımda çıkmaya başladım ama annemin bir hatası sonucu buz pateni seyrettirdi. Bana Katerina Witt seyrettirmişti. Hı hı. Ben onu seyrettikten sonra buz patenci olacağım diye dansçı oldum. Çünkü Aydın'da buz pateni yapma imkanımız olmadığı için. Evet. Buz patenci olmak niyetiyle başlayıp daha sonrasında dansa bir adım atmış oldum. Çok uzun süre 14 yıl kadar halk oyunları yaptım. 8 yıl Latin Amerikan dansları. Ben de 1,5 sene Latin danslarıyla ilgilendim. Üniversitede modern danstan mezunum. Ondan öncesinde bir inşaat mühendisliği geçmişim var. Onu bırakıp modern dansa girdim. Tabii. Mühendisliğe sıkışmış harika. Anne ilk sahneyle tanışmanız, dans etmeniz buz pateniyle birlikte mi oldu? Yok. Çocuk dramalarındaki şey, gösterilerde. Aile yönlendirdi. Aile, yani dans etmemi istiyorlardı ama bunu meslek olarak düşüneceğimi hiç tahmin etmiyorlardı. Ailede var mı böyle sanatsal bir faaliyet? Sanatsal bir faaliyet, herkesin sesi çok güzeldir. Aa ne güzel. Annemin özellikle, kardeşlerimin sesleri çok güzeldir. Annemin dansa çok büyük bir yeteneği var ve oyunculuğa. Çok esprili ve komik bir kadındır. Hani ondan dolayı diye düşünüyorum. Diye. Ne güzel. Aileden gelen, genlerden gelen bir şey var o zaman baktığımız zaman. Peki, şimdi dans ettik. Uzun süre işte hatta buz pateninden esinlendik. Ama dansa döndü iş. Sonrasında da sahnede bulduk kendimizi oyunculuk adına. Bu başlangıç nasıl gerçekleşti? O başlangıç nasıl gerçekleşti? Ben bir televizyon programında bir dans yarışmasına katılmıştım. Hı hı. O şekilde İstanbul'a geldim. Daha sonrasında da Haldun Dorme'nin bir müzikalinde dansçı olarak seçildim. Güzel. Dans ederken de Haldun Bey
beni izledikten sonra sen dans etmiyorsun, oyunculuk yapıyorsun. Bence oyunculuk yapmalısın dedi. O zamanlar daha yeni gelmişim. Aydın şivem ağırlıklı var yani. Bir şive yapabilir misiniz bize? Ne yapabileceksin garik? Geldik buraya konuşmayacağız diye bir şey yapabilirim ama yani Aydın'dayken etkisi çok oluyor. Aynen. Yani Aydın'da böyle bir hafta geçirmem bütün diksiyonumu bozuyor sağ olsun. Akrabalar, aile, komşular falan derken. Ondan sonrasında Haldun Dormen oyunculuk yapman gerekiyor bence dedi. Ben de dedim yapamam. Şimdi büyük bir usta aslında bu Tabii. gözlemi yapmış. İllaki haklı yönü vardır yani diye düşündüm ama birazcık da tedirgin oldum. Çünkü daha öncesinde oyunculukla ilgili ben çocukluğumdan beri yapmak istediğim şeydi ama kötü bir tecrübem var gittiğim aldığım kurslarda. Diyeyim bir oyunculuk hoca, yani en son söylenecek şey bir genç yaştaki bir çocuğa senden asla oyuncu olmaz denmesi. Evet. Öyle bir hikayem var başıma gelen. Onun için çok büyük tereddütüm vardı. Sonra özel bir kursta bana bir burs imkanı tanıdı sağ olsun. Bak sesin de vardı belki müzikaller yaparsın dedi. Dedim imkansız. Ya. Ama daha sonrasında o kursta Yıldız Tumbul hocamız vardı. Beni dinledikten sonra opera bölümünü almak istedi. Konservatuarın, İstanbul Devlet Konservatuarı'nın. Dedim ben yok öyle bir sesim yapamam. Daha sonra Serpil Günsel'in dersi vardı, repertuar dersi. Onun bir şarkısını oynadığım müzikal konserden dolayı biliyordum. Onu söyleyince dedi ki ne yapacaksın operada? Dansçısın zaten, oyunculuk da yapacaksın işte. Bence müzikale gir daha keyifli olur senin için dedi. Öyle konservatuara girdim müzikal bölümüne. Ben müzikal izlediğim zaman hani oynaması da illaki ayrı bir şeydir. Onun için bulmak çok keyiflidir. Bayılıyorum izlediğim zaman. O böyle müzik, işte oyunculuk. Bir de genelde hepsinin sesi güzel oluyor müzikaldekilerin. Herkes bir şey söylüyor ya da ekip ona göre oluşturuluyor. İşte danslar falan çok keyifli bir iş. Ne kadar şanslısınız böyle bir şeyin içinde olmuşsunuz. Yani biraz ya Türkiye'de şöyle bir şey var. O sektör maalesef olmadığı için şimdi lisanslı bir bölüm yok. Evet, mezun veremiyor. Mezun verse girebileceği bir yer yok. Hani devlet tiyatrosu ya da şehir tiyatrosu gibi birimlere girse sözleşmeli olarak girebiliyor. Çünkü tiyatro mezunu sayılmadığı için. O sektörü aslında ben birazcık daha oluşturup yurt dışında da müzikallerde oynadım ama daha sonrasında hani orada kalmak istemememin sebebi de hani yurt dışında herhangi biri olmaktansa burada bu işi yapan adam olmak içindi. Evet. Hani onun için böyle bir sektöre birazcık giriş yaptım ya da onu bir açmaya çalıştım genç yaşıma rağmen ama bakalım şu anda da kaçmayın deniyoruz. Kaçmayın hemen yurt dışına sizlere ihtiyacımız yok, var. Yok onun için kaçmadım. Aynen çünkü böyle gelişecek. Çünkü burada işte bir şeylerin olması. Varsa bizlerle birlikte gençlerle birlikte kesinlikle tamamlanacak. O yüzden sizlerin burada olması, bizlerin burada olması çok önemli bence. Hemen yurt dışına şey yapmayalım, kaçırmayalım. Yok hiç, de söyleyelim. Bence de kaçmayalım. Ya tabii ki herkesin farklı kariyer planları olabilir. Bu kariyerlerin yurt dışında daha tabii iyi ki olabileceğini kendi adına böyle düşünenler olabilir ama ben arkadaşlarımdan da çok konuşumuzu duyuyorum. Şey, yurt dışına gideceğim, şunu yapacağım. Bence önce ülkemizde yapmaya çalışalım. Tabii. Mümkün olduğunca ben de eğitim amaçlı. Yani sürekli eğitim New York'a olarak gidiyorum. Evet, Londra'ya işte kendimi eğitmek için oradaki müzikalleri takip ediyorum ki orada da neler yapılmış. Çok gelişmiş yerler. Tabii ki. Tabii ki de oralardan Broadway ve West End. Ülkemize daha da bu durumu geliştirmek güzel olur. Çünkü ben bir kere bir İtalyan müzikaline gitmiştim. Romeo and Juliet o kadar güzel ki yani evet Türkiye'de de çok güzel müzikaller yapılıyor. Biraz daha bir tık daha öne geçmişlerdi en azından o oyun. Tabii yani orada bir sektör var. Yani insanlar o sektör için çalışıyorlar. O sektör için eğitim alıyorlar. Mesela Hugh Jackman dans edip şarkı söylediği insanlar şaşırıyorlar. Evet. Hani ülkemizde ağırlıklı olarak. Çünkü evet. Aslında baktığınız zaman Hugh Jackman'ın kariyerinde oyunculuk eğitiminde gerçekten tap dansından işte caz dansa, Latin Amerikan danslarından işte ses eğitimine hani birçok aslında oyuncu dediğimiz mantık bizim burada bir eksiğimiz var oyunculuk bölümlerinde. Evet. Yani tiyatro bölümlerinde yani şana ağırlık verilmiyor, dansa ağırlık verilmiyor. Daha sonrasında oyuncular yok ben şarkı aslında onun da şarkı söyleyip onu, tabii ki bu bir yetenek ama bunu geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ben şuna inanıyorum. Yani şarkı söylemek bir yetenek ya daha doğrusu ses güzelliği bir yetenek ama ses tonu güzel olmasa bile doğru tonlamalar tabii ve ki doğru sistemle en azından dinlenebilecek tabii meslek yani herkesin bir kastı var. Söylüyorum. Herkesin aynen bir kastı var yani kimisi karakter oyuncusudur, kimisi gerçekten sürekli jön oynar. Benim evet sürekli başıma gelen her oyunda jön oynamak gibi bir istemeden oldu. Ne hiç güzel istemeden oldu ama hani herkesin bir kastı vardır. Sesiyle, tipiyle, oyunculuğuyla, yeteneğiyle, görüntüsüyle. Hani onun için oyunculuk bölümlerinin en büyük eksiği bence o diye düşünüyorum. Evet.
Şey peki, dekorlar konusunda ne düşünüyoruz? Mesela işte o yine aynı müzikalden örnek verecek olursam, İtalyan müzikali, dekor benim en çok hoşuma giden şey dekorun değişmesi ve bu hani 5 saat sürmüyor, anlatabiliyor muyum? Yani Tabii. ışık bir açılıyor, kararıyor, bakmışız farklı bir ortam. Şimdi tiyatrolarda genellikle işte eski usule baktığımız zaman tek dekor olur, onun önünde geçer bir şeyler ve mekan odur. Ama şeyde sadece şey, koltuk sandalye olarak değil, arka dekor, ana dekorlar, işte atıyorum kale vardı mesela. Bunlar bile Tabii değişiyordu bir tabii bir anda ve anda. farklı bir yerde o ambiyansın içine tekrar buluyorduk O kendimizi. birazcık da yatırımla alakalı. Yani Evet. imkanı olan tiyatroların, yani devlet destekli tiyatroların çok fazla imkanı var ama bunu yaratacak teknik maalesef yok. Evet. Özel tiyatrolarda bunu yapabilecek maddi güçleri yok. Maliyet yok. Onlarla alakalı aslında. Yani yapılmayacak şeyler değil. Elektronik bir masayı bir anda sahneden yok etmek çok Yani. mesele değil ama bunun için hani sponsor desteğinin ciddi olması lazım özel Kesinlikle. tiyatrolar için. Devlet tiyatrosunda da bu yönde çalışan insanların orada barınıyor olması gerekiyor. Şimdi sinema filmlerine bakıyoruz. Ülkemize de bakacak olursak gerçekten çok ciddi, çok büyük rakamlar Evet. veriliyor. Bu rakamlar harcanarak bir eser ortaya çıkıyor. Bence bu biraz artık yavaş yavaş tiyatroda da yapımcılar el atmalı İnşallah. diye İnşallah. düşünüyoruz. Yani şu an benim Çünkü de yapacağım iki tane proje var ve bir tanesi müzikal film, diğeri de çok ciddi bir biyografik eser. Hani çok kalabalık kadrolu ve büyük dekorlu olduğu zaman işleyecek ve seyirciyi çekebilecek bir şey. Hani butik oyunlar da yapıyoruz. Mesela Haldun Hoca'nın şöyle bir lafı vardır. Off Broadway vardır. Daha küçük çaplı ve ara sokaklarda yapılan Broadway tiyatroları, müzikalleri. Beyoğlu'na da ben de Off Beyoğlu diyorum her zaman. Hani daha küçük, minimal yapılan eserler. Onları da yapıyoruz ama hani insanlara ve geniş kitleye ulaşmak için ve bu sektörü genişletmek için gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Oyuncular Kesinlikle. ve yönetmenler olarak. Bir ara şey oldu sanki, tiyatrolarda böyle bir durulma, yani verilen değerde, daha doğrusu Tabii ki, dışarıdan verilen maalesef. değerde bir durulma oldu. Sanki şu an o biraz böyle canlanmaya mı başladı? Canlandı bence çünkü özellikle bu küçük kadrolu oyunlarda, küçük salonlu oyunlarda daha işte 70 kişilik, 100 kişilik, bazen 50 kişilik, 40 kişilik salonlarda canlanmaya başladı aslında. Biraz da oradan gitmek lazım bunu geliştirebilmek için. Küçükten büyüğe doğru gitmek lazım. Hani ülkemizde maalesef büyük bir prodüksiyon yapmak çok zor ama çok iyi oyun yapan tiyatrolar oldu. Hani kendileri kurdukları, gençlerin kurdukları, hani onun için birazcık daha canlandı ve çok fazla tiyatro var şu Ben nedenini biraz da şuna da an. bağlayabilirim sanki, yani aynı fikirlerinizi dinliyorum. Öncesinde konservatuardan çıkan öğrenciler ikiye ayrılıyordu sanki. Kim bir taraf sadece tiyatro, bir tarafta hani biraz daha ünlü olma, ön planda olma Evet, peşinde. maalesef benim de bölüm arkadaşlarım var. Ben zaten dizilerde oynamak için, ben zaten albüm yapmak için Ha, gibi. girdim Ama bu şu an bölümlere ikisini diye. birden yapıyorlar. Yani evet, dizide oynuyorlar ama bakıyorum dizide gördüğüm işte genç arkadaşların bazılarını tiyatro afişlerinde de görüyorum ve bu beni mutlu ediyor aslında. Kesinlikle, Çünkü ne kesinlikle. oluyor? Biraz çekici bir etkisi var şimdi. Bunu inkar Tiyatro öyle, etmemek tabii ki, lazım. tabii ki. Ya, tiyatro ile uğraşan adam her zaman delidir. Evet. Hani akıl sağlığı bence çok yerinde değildir bu ülkede yapıyorsa. Mesela benim de şu an yapacağım projelerde işte single'dır, dizidir, albüm projelerini yapmak istememin sebebi tiyatroyu yapabilmek. Yani kendi Geleneksel isteklerim için bir daha kapı açabilmek ve tarzı. insanları buna çekebilmek. Yani bunu yapan çok arkadaşım var. Dizilerde oynayan, çok Evet. iyi rollerde oynayıp şu an isim olmuş olan, konservatuvar alt dönemimden, üst dönemimden tanıdıklarım ama tiyatro yapanlar gerçekten takdire şayan. Yani onlara Gerçekten teşekkür yani etmek lazım. şey, şimdi tabii ki sanat her yönüyle çok güzel ama tiyatronun ayrıcalığı 2 saatlik bir oyuna aylarca çalışıyor, bu bir. İkincisi, şimdi sinemada, dizide bir sahne çekiyorsun, olmuyor, başa alma Tabii ki. imkanın var. Tiyatroda Tiyatroda öyle bir şey asla böyle bir yok. şey yok. Bir de yüzlerce seyircinin önündesin ve her şey o O anda anda yapman, gerçekleşiyor. o anda Aynen. yaptığın baki kalıyor seyircinin gözünde. Daha Aynen. sonrasında hani diğer bir oyunda bunu değiştirip daha oturtabilirsin, daha geliştirebilirsin Evet. ama hani orada tek bir şansın var. Orada diyelim unuttum, bir şey oldu, toparlayamadın. Yani öyle aslında özel bir iş ki baktığımız zaman. Aynen öyle. Ve tiyatrocuların o oyunda bir farklı bir bağı oluyor. Mesela şey,
bütün dizi ve sinema için demiyorum ama çekim bitiyor, bir süre sonra insanlar kopuyor. Tiyatronun bir de oyuncuları da bağlayıcı, ekip tabii olarak etkisi, bağlayıcı etkisi bir etkisi her zaman var. Yani ben öğrencilerime her zaman söylüyorum, daha işte konservatuarlarda ders verdiğim ya da oyun yönetim çalıştırdığım zaman ya da konser yaptığımız zaman bir ya da iki oyun şansları oluyor okullarda. Daha sonrasında turne yapma imkanı olmuyor. Anadolu Üniversitesi'nde en son bu sene 14 Eylül'de bir rock müzikal yaptım. Sadece İstanbul'da festivale, Genç Günler'e gelebildi. Hani onlara da söyledim, bakın iki, belki bir festival daha, üç, ama daha sonrasında çok mutsuz olacaksınız. Çünkü onu zevkini aldıktan sonra hani onun etkisi çok uzun süre devam ediyor. Hani tiyatroda düzenli bir oyunda oynuyorsanız onun üzerine koyabilirsiniz. Özellikle devlet ya da şehir tiyatrosundaysanız onun üzerine düzenli bir programınız vardır ve o sizi tatmin ediyordur, ama özel tiyatrolar haftada bir ya da ayda iki oyun oynayabildikleri için hani o etki çok üzerlerinde kalıyor insanların. Evet. Ve hani bazen de üzücü olabiliyor o etki. Aynen. Hani onu yaşamaya devam ediyorsunuz. Tiyatronun bir de şöyle bir şey var. Şimdi atıyorum yine dizi sinemayla kıyaslayacak olursa, ikisi de gerçekten, tekrar söyleyeyim, bundan ayrımcılık yapmış gibi olmasın, ikisi de çok emek verilen tabii şeyler. Dizilerde çalışanlar da mesela saatlerce çok, çalışıyorlar. Özellikle set çok ekipleri aynen için gerçekten çok daha zor. Ya ben oyuncuların zor. Evet, oyuncular da bekliyorlar, oynuyoruz, ediyoruz aynen falan, ama set ekibinin evet, biz yani oyuncudan önce gidip oraya saatlerce onu kurması, her oyuncunun işi bittikten sonra etmesi, aynen öyle, her planın değişmesi. Üzülüyorum bazen. Aynen, zor işleri gerçekten. Şundan bahsedeceğim, tiyatroda şey olayı var. Bu bağ bence şundan dolayı kuruyor. Yani tiyatrodaki bağın daha kuvvetli olmasının nedeni birbirimize, mesela orada çalışmalarda, atölye işte şey çalışmalarında, sahne çalışmalarında dokunuyoruz, bağ kuruyoruz. Tabii ki. Birbirimizin gözünden replik mi unuttuk, ne oldu, tabii, tabii, bir durumu var. Bunları hani çözümlemek adına o iyice tanıyoruz, gözlemliyoruz daha sıcak, birbirimizi. Daha sıcak bir ortam. Hı? Ve seyirciden yani canlı bir tepki alabiliyorsunuz. Aynen. Şimdi sette olduğunuz zaman, bir dizide ya da filmde oynadığınız zaman onun tepkisini almanız için yok, beklemeniz gerekiyor. Evet. Ya da işte canlı olarak alamıyorsunuz. Evet, yanınızda birilerinin olması hı-hı lazım ki hani şöyleydi, böyleydi diye yorum yapabilsin ve o çok merak edilir oyuncular tarafından, evet, da nasıl oldu acaba. Aha. Ama tiyatroda öyle bir şansı yok. Zaten seyirci tepkisini hemen belli ediyor. Hı-hı. Yani hemen alkışını da veriyor, işte üzülüyorsa sessizliğe bürünüyor ya da çok komediyse çok gülüyor. Hı-hı. Hani onun dozajından anlıyorsunuz o tatmini. Evet. De zaten alkışlanmak çok güzel bir şey bir sanatçı için. O en son sahne. Sondaki 15 saniye için oynuyoruz aynen bütün oyunu yani. Ben hani konservatuar okumadım da lise, üniversite ilk yıllarına falan ve tiyatroyla ilgilendim. 1,5-2 sene kadar oyunlar falan. Yani o çok büyük bir şey değildi. Konservatuardaki müzikaller vesaire gibi, ama o 200 kişilik yerde bile o şeyi yaşamak o kadar o güzel heyecan ki hala içimde kaldı mesela benim tiyatro. Baktığım zaman hani tabii ki hayat bazen farklı yerlere sürüklüyor ama yarın bir gün bir illaki tabii ki bir yerden olmaz ilgilenirim diye düşünüyorum. Çünkü o sahne tozu dediğimiz aynen olay öyle çok doğru. Onu insan tekrar istiyor. Tekrar o aynen onu tatmak istiyor. Kesinlikle. Peki konservatuar dönemlerimiz, yıllarımız nasıl geçti? Konservatuar dönemlerim nasıl geçti? Ben modern dans bölümünde okurken üniversitede yarı zamanlı olarak müzikal bölümüne girdim. İkisini birlikte idare ettim. Sonra da bilgi performans, ay isim verdim ama inşallah bir problem olmaz. Tamam, sorun değil. Bir devam performans bölümüne. Dikkat ediyorum şu an isim vermemek için ama ağzımdan kaçabilir. Performans bölümüne devam ettim. O yıllarda hem modern dans hem konservatuar müzikal bölümü yürütmek birazcık da zor oluyordu. Çünkü maalesef ülkemizdeki hocalar da kendilerini istiyorlar, bölünmesini istemiyorlar. Ama ben özellikle yetenek bölümleri için şey diye düşünüyorum, bir öğrenci ne kadar çok yeteneğini geliştirebilecekse, alacağı bir şey varsa bence her yerden almalı. Yani bir evet dansçının şarkı söylüyor olabilmesi evet bence harika, muazzam bir şey. Evet. Ve hani gerçekten yani ülkemizde maalesef, yurt dışında çok var. Yani yurt dışında 10 bin kişide herhangi biri olabilirsiniz ama ülkemizde maalesef hem geliştiren hem de şansımıza diyelim, halbuki çok yetenekli insanlar var ama evet bunun üzerine düşünmüyorlar demek evet ki diye düşünüyorum. Hani çok muazzam bir şey. Bir oyuncunun şarkı söylemesi, bir oyuncunun dans edebilmesi. Hı hı. Mesela müzikal seçmeleri yapılır, dans edip şarkı söyleyebilen oyuncular. Evet. Hani böyle bir klasman edecek, konduğu zaman oyunculuk yapacak. O da bana garip geliyor. Hani dans edip şarkı söyleyebilen oyuncular. Tamam, oyuncunun bu bunu yapması gerekmez mi diye düşünüyorsunuz. Yani. Tabii ne kadar iyi yaptığı, ne kadar kötü yaptığı tartışılır ama
Bence insanların birazcık daha bunun üzerine düşmesi gerekiyor. Peki, biraz dinlendirelim sizi. Estağfurullah. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Reklamların ardından kaldığımız yerden sizlerle birlikte olacağız. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Oyunculuk üzerine konuşuyoruz, sanat, tiyatro üzerine konuşuyoruz. Nebi Bilgi bizlerle birlikte. En son konservatuar dönemlerinde kaldık. Nasıl geçti o yıllar diye sormuştum size. Aslında çok keyifli yıllar. Çünkü evet, kendi gelişiminizi görebiliyorsunuz. Hı hı. Özellikle ben konservatuara gitmemin sebebi ciddi bir şan dersi almaktı. Bergzor Çelebi diye bir hocam vardı. Ben... Hı hı. Normalde 3 yıl okunan konservatuarı yarı zamanlı bölümünü 7 yıl okudum. Genelde 7 yıl okuyorlar. Geçen bir konuğumuz daha geldi. O da 7 yılda bitirmiş. Bu 7'de bir keramet var olabilir herhalde. Yani 7 şöyle çok ciddi sıkıntılar yaşadım, evet, ve ben de şan dersini uzun uzuna almak istediğim, hı-hı, için sürekli bir bahaneyle bunu erteledim. Hı-hı. Normalde 1 sene uzatma şansınız var. Benim kısmetim 7 yılı uzatabildim. Olsun. Güzel hiç güzel olsun, şan dersimi, dans dersimi, modern danstan da. Aynen. Kesinlikle. Amaç kendimizi geliştirmekti. Hani onun için uğraştık sizi bayağı. Sizi peki oyunculuğa ilk yönlendiren Haldun Dorman, evet, oldu. Biraz Haldun Dorman'dan bahsedelim. Yani yaşayan efsane aslında. Tabii ki, şu an tabii üstad. Ki. Gerçekten. Nasıldır? Disiplini nasıldır? Hani genelde hep onu bizler şeyde görüyoruz. Ya sahnede görüyoruz. Ya işte artık dizilerde pek çıkmıyor. Yani evet. Oradan gördüğümüz kadar biliyoruz. Bir de işin perde arkası var. Perde arkasında nasıldır Haldun Dorman? Çok keyifli bir adamdır. Yani ya, muhteşem keyiflidir, muhteşem hoş sohbettir. Yani Haldun Dorman'ın ben 4,5 yıl kadar da asistanlığını yaptım. Hı hı. Sürekli evine girip çıktığım için de sürekli gündüzleri bir klasik müzik dinlenir. Hı hı. Öğleden sonra caz müzik dinlenir. Hı hı. Bir 5 dakikalık bir kaçış uykusu vardır. Ve hı, daha sonrasında o 5 dakika bütün gününü düzenler der her zaman. Hani onu da her öğrencisine ya da arkadaşına tavsiye eder. Hı hı. Evinde de çok keyifli bir insandır. Çok muntazam, düzenli bir insandır. Her şeyini not alır. Ajandası vardır. O ajandalar biter her sene. Yenisi, aa, gelir. Çok not tutar. Hı hı. Çok yazar. İnsanlarla iletişimi her zaman çok yüksektir. Çok keyifli bir adamdır. Sohbet etmek de çok keyiflidir. Onu sürekli de misafiri vardır. Aa, ve evi herkese açıktır yani. Bütün öğrencilerine, bütün arkadaşlarına, hani kendi evinde ayrıca kendi odasının dışında 2 odası vardır ve orada bir sürü insan kalmıştır. Ne hani güzel ya. Çok çok güzel günlerimiz oldu beraber çalışırken de. Daha sonrasında onun müzikallerinde de oynadım. Keşke çok fazla. Keşke bir gün burada da görebilsek kendisini. İnşallah neden olmasın. Bak, ben hemen seviniriz. Çıkınca arıyorum. Tamam peki. Bence gerçek sanatçılar böyle insanlar. Yani... etrafına açık, halka açık, mütevazı. Şöyle bir hikayemiz var Haldun Dorman'la. Bir hocam, ismini vermeyeceğim, dans üzerine bir proje yapmak istiyordu. Ve Haldun Hoca'ya geldi. Ben de numarası değişmiş, numarası yok. Numarası, hocam dedim, hani iletişime gireceğiz ama numaranızı dedim değiştirmişsiniz sanırım. Ben diyor, birinden alırsın ama lütfen kimseye verme gibi bir şey söyledi. Ben de şaşırdım ve numarayı sildim. Yani çünkü yıllardır ders aldığım ve çok sevdiğim bir, çok yetenekli bir eğitmendi. Haldun Hoca dönüp şey dedi, ne dedi? Dedi, duydu bütün söylediklerini. Dedim böyle böyle hocam, numarasıyla ilgilen kimseye vermememi tembih etti. Ben dedi yani, hani Haldun Dorman olarak bir isim olmuş bir adamım ama yolda geçen biri benden numaramı istese ben veririm. Yani. Deyince hani Haldun Hoca'nın, evet, değeri burada, evet, çok çok fazla belli oluyor, kesinlikle, diye düşünüyorum. Benim özel bir anımdır Haldun Hoca ile, yani gerçekten gözümde bir anda zaten duayen olan bir adamın gerçekten büyümesi o an. Yani yoldan kesinlikle geçen biri sorsa veririm. Telefon yani numarası, birinin ulaşması gerekebilir. Şöyle bir durum var, aynen, hem acil bir durumda olabilir. Tabii ki, tabii artı ki. Zaten bazı şeyler vardır ya adaplar, hani sormadan verilmez. Zaten karşınızdaki tabii insan ki da bunu düşünebilecek bir insandır baktığınız, evet, evet, zaman. Onun için ismini vermiyorum ama çok, aynen, güzel, benim için güzel bir anekdottur, evet, Haldun Dorman'la ilgili. Her şey bir şey vesiledir ya, bu yönünü görmeye, evet, vesile, evet, olmuş aslında Haldun Dorman'a. Buradan da selamlar yollayalım izliyorsa eğer. 2012'de Öfe Cahil'e ödül almışız. Ondan bahsedelim, sonra oyunumuzu konuşalım. Sidikli Kasaba Müzikali, ismi de biraz ilginç aslında, evet, bundan da bahsedelim. Aslında biz daha öncesinde bir festival, benim Eskişehir'deki öğrencilerimin katıldığı festivaldi, bundan yıllar önce.
2012'de oynadık. 2011, 2009, 2008 yılı olması gerekiyor. Hı hı. Çok uzun zaman geçti üzerinden. Hı hı. Bir gençlik festivaline bir oyun hazırlayacaktık. Ve son 1,5 ay kala bunu düşündük. Hı hı. Katılsak, katılmasak, işte şarkı sözlerinin çevirisi bana ait. Hı hı. Adaptasyonları, koreografisi bana ait. Aynı zamanda başrolünü oynadım. Zaten o rolle aslında ödül aldım. Bobby Strong diye bir rolle aldım. Urinetown diye müzikaldi. Urinetown işte Sidik kasabası gibi bir şeydi. Biz onu ilk başta Sidikli diye lanse etmek istedik. İnsanlar Sidikli, Sidikli Ahmet, Sidikli Mehmet, hani kimin olduğunu anlamayacaklar ama geldiklerinde bir Sidikli kasabasıyla karşılaşacaklar diye. Genç Günler'de oynadıktan sonra 2 yıl geçti aradan ve bu hem şehir tiyatrosunun hem de devlet tiyatrosunun oyuncuları tarafından izlenmişti ve çok büyük destek aldı. Hani bunu mutlaka yapmalısınız dendi. Hani o bizim için de bir başarı hikayesi oldu. 20 kişilik bir ekibi kadrolu koymadan devlet tiyatrosu bünyesini aldı. Ve biz orada 200 oyun oynadık. 2 yıl içinde kapalı gişe oynadı. Ya bilet bulmak çok zordu. Konduğu anda bitiyordu. Hani biz davetli nasıl bulacağız, nasıl edeceğiz diye düşünürken insanlar genellikle gelip merdivenlerde oturuyorlardı. Aa. Ve o bir oyuncu için, genç bir oyuncu için özellikle büyük bir deneyim, çok büyük bir zevk oldu bizim için. Oyun hakkında biraz bilgi alalım. Konusu nedir? Nasıl ortaya çıktı? Oyun Greg Kotis ve Mark Holman diye besteci ve yazar iki arkadaşın Londra'daki ziyaretleri sırasında çok parasızlık çektikleri zor bir dönemde kendilerine artık bir çıkış noktası aradıklarında bir tuvalete giriyorlar ve bunun için para ödüyorlar. Hmm. Ve bunun için para ödedikten sonra diyorlar ki biz yani bu kadar ucuz bir şeye yani tuvaletimizi yapmak için bile bir para ödüyorsak bunu biz bir oyuna çevirebiliriz diyorlar. Ve Sidikli Kasabası diye bir yerden bahsediliyor oyun boyunca ama bu oyunda Sidikli Kasabası'nın neresi olduğunu kimse bilmiyor. Hmm. Ve bütün umumi tuvaletler, her yer özel tuvaletler kapatılmış. Sadece her mahallede ya da her mesela Taksim'de sadece bir tane tuvalet var ve insanlar para ödeyerek ve sıraya girerek suyu denetliyorlar. Suyu denetledikleri için de oradaki devlet erkanı bundan para kazanıyor. Çünkü suyun da kıymetini bilmeye çalışıyorlar ama bundan da tabii ki çakallık yapıp para kazanmaya başlıyorlar. Sonrasında genç bir delikanlı şehre gelen Hope adı, umut anlamında. Hope şehre geliyor ve onunla tanışınca diyor ki ben bu sorunu çözmem gerekiyor. Biz neden tuvalete para veriyoruz? Evet. Daha sonrasında bir isyan çıkartıyor. Meğerse o kötü adamın kızı çıkıyor. Aa. Tam bir Romeo Juliet hikayesi aslında. Evet. Daha sonrasında kızı kaçırıyorlar. İşte adamın babasını sokağa işedi diye götürüyorlar. Sidikli Kasabası diye bir yere. Daha sonra oyun sonunda öğreniyoruz ki Sidikli Kasabası diye bir yer yokmuş. Hı-hı. Oradaki gökdelenin çatısından insanları aşağı atıyorlarmış. Aa. Ve o insanlar bir daha Sidikli'ye giden geri gelmiyor gibi bir... Öyle mi de? Evet. Bir durum var. Sürekli oyunun içinde öyle bir... Herkes Sidikli Kasabası deyince panik olup kaçışmaya başlıyor. Daha sonrasında öğreniyoruz ki aslında denetlemeye çalışan adam aynı zamanda suyu korumuş ama isyan çıktıktan sonra Bobby de Sidikli'ye gidiyor maalesef ki. Evet. Daha sonrasında kız bu sefer isyankar bir anda deliriyor ve o isyankar olup bütün halkı kurtarıyor ama günün sonunda bakıyoruz ki su gerçekten tükeniyormuş ve herkes suyu doğal kullanıma açtıktan sonra su sorunuyla ilgili bir müzikal aslında ve herkes dünyayı kaybediyoruz. Evet, verdiği mesaj bu mudur yani? Aynen öyle. Suyu korumamız gerek, denetlememiz gerek ama aynı zamanda hani insanların özgür olması gerek. Kesinlikle. Gibi bir mesajı var. Yani ne çok bırakacağız ne çok sıkacağız dengeyi kurmak evet, lazım. Evet yani doğayı birazcık korumak gerekiyor gibi. Şu anda da depremler, dolular, seller ya artık bir şeylerin dengesini. Ben burada değildim ama evimin bahçesi ve evim bayağı zarar görmüştü. Ben kıl payı o doludan ve araçta falan da değildim o sırada. Yani direkt kafama muhtemelen düşerdi ki böyle biliyorsunuz. Evet. İstanbullular olarak çok şey... Çok zor bir dönem oldu. 15 dakika sürdü bir de yaklaşık. Zor bir 15 dakika sürmüş. Atlattık. Ondan sonra gerçekten herkese geçmiş olsun. Buradan arabasında hasar olanlar, kendilerinde hasar olanlar. Çok çok büyük hasarlar var bir sürü birçok tanıdığımın. Kesinlikle doğanın dengesini işte şuraya bağlayacağım. Gerçekten korumak lazım. Temmuz ayında yani böyle bir şey yaşanması ki ben hani 25 yaşındayım ama bunu 50 yaşında olanlar da söylüyor. Hayatımda böyle bir şey görmediler. Evet, kesinlikle. O yüzden ufak ufak sanki bir şeyleri bozuyoruz. Bozuyoruz maalesef. Suyumuza
işte ağacımıza, yeşilliğimize, hepsine çok dikkat etmek gerekiyor. Yani suyun gideceği bir yer yok şu an. Evet. Ya yani kaçacağı bir yer evet. yok. Hani bir onun için patlıyor o yüzden. Hani programın öncesinde bahsettiğimiz o sıcak, çok sıcak. Çünkü nefes alacak yerimiz evet. maalesef yok. Yok. İnşallah, inşallah olur. Evet, kesinlikle. Diyelim. Buradan da buna dikkat edelim. Biraz da ödüle değinelim. Gerçekten güzel, kıymetli bir ödül, Afife Jale ödülü. Ben Afife Jale ile bir ödül almadan önce 5 yıl kadar görevliydim. İlk önce merdiven gösteren çocuktum. Sonrasında kuliste yardımcıydım. Daha sonrasında sahnede bir performans yapmamı istediler. O sene performansının üzerine oyunu sahnelemeye başlamıştık Devlet Tiyatrosu'nda. Yıllar önce ben anneme demişim, hani artık çocukluk hayalimi bilmiyorum 20 yaşlarımda, ben Afife Jale ödülü alacağım demişim. Kaç yaşındayız bu arada? Ben evet. 31 oldum. Ha maşallah, 20'li deyince hani 40 falan da acaba dedim hani yok, şey. Yok değilim. Daha yeni. Ama 31 hani, evet. yaşında olmaktan da çok mutlu değilim şu an. Çok hızlı geçiyor zaman. Ha, zaman hızlı, zaman hızlı geçiyor. Daha yapacak evet. çok şeyim var ama çok hızlı geçiyor gibi hissediyorum. O şey yaşla alakalı değil, o sizinle tabii, alakalı. Tabii. 60 yaşa da gelseniz daha o güç varsa aynen devam öyle. Edersiniz aynen zaten. Öyle. 20'li yaşlarımda tiyatroya ilk başladığımda söylemişim ben bir gün Afife Jale alacağım diye. Daha sonra aday olduğumu öğrendim. Çok güzel. Ve hani beklemiyordum gerçekten. Hani evet bir oyunda başrol oynuyorum ama Afife Jale ödül töreni daha ilk kez benim profesyonel olarak oynadığım birçok oyun var ama başrol olarak konservatuvar oyunları dışında, kendi yaptığım oyunlar dışında Devlet Tiyatrosu'nda ilk kez bir başrol oynuyorum. Daha sonrasında ödül törenine gittik. Ödüller açıklandı. Benim adım. Ve nasıl bir duygu ya? Çok yani çok yani beklemiyoruz zaten. Sahneye nasıl koştuğumu bilmiyorum. Hani bir anda ne bir bilgi dediler, birileri sarıldı. Yanımda iki aday arkadaşım vardı. Onlar daha öncesinde bir basın toplantısı yapılmıştı. Ben turnede olduğum için Kıbrıs'ta bir turnedeydim. Katılamamıştım. VTR'lerimiz gösteriliyor ve VTR'lerimiz benim VTR'm girdikten sonra katılmak da güzeldi deyip birbirlerini tebrik etmişler. Ve bunu bana anlattılar sonrasında. Dedim olur mu ya, ikisi de aynı oyunda oynuyorlar ve çok yetenekli arkadaşlarım. Onlar tebrik ettiler. İşte hak ettin koş falan diye. Ben bir anda kendimi sahnede buldum ödülle. Hiçbir konuşma hazırlamamıştım. Onun için daha da çocukluğuma verip böyle daha doğal bir konuşma olduğunu düşünüyorum ama biraz fazla heyecanlıydım. Ne dediğimi de hatırlamıyorum ama o sadece şeyi hatırlıyorum. Oyundaki en yakın arkadaşım ve oyundakilerin de herkesin en yakın arkadaşı Güniz Bilge diye bir arkadaşımızı kaybetmiştik oyun oynanırken. Gala gecesinden sonrasında devam edememişti. Hani onun için alıyorum ödül dediğimi hatırlıyorum. O da güzel bir anı oldu benim için. Ona bir şeyle teşekkür edebildim arkadaşlığı için diye düşünüyorum. Yani ne kadar güzel olmuş. Yani şey aslında o şeye, o konuşmaya hazırlanmadan bence çıkmak daha güzel. Çünkü evet. doğaçlama doğal yani. Gerçekten hani öncesinde planlanmasından daha güzel evet, bence. Bir de tekrar alırsam konuşma hazırlarım. Ya. Evet ama şimdi yani o zaman gerçekten hazırlamamam gerekiyordu. Çünkü psikolojik olarak da bir baskı. Kazanmaya ya da kazanmaya derken ödül almaya kendimizi hazırlayıp da kafamızda aslında böyle bir şey oluşturmak daha güzel. Ben mesela böyle şeyler programlarda da çok böyle metin değil de ne konuşacağımı tabii kafamda kurguluyorum ama bir cümle üzerinden değil. Tabii tabii daha ki. Daha doğal tabii geliyor ki. Bana. Bence de. Eminim de çok sadece güzel de bir konuşma olmuştu. Sadece ben de o kısa cümlelerimi hazırlarım büyük ihtimalle. Yani güzellemek adına aynen olabilir. Güzel yani olur tabii Devlet Tiyatrosu'ndan oyunla ödül alıp bir anda heyecandan Şehir Tiyatrosu'na çok teşekkür ederim falan dediğim, çok özür dilerim Devlet Tiyatrosu'nda oynuyorum deyip düzeltimi hatırlıyorum. Ha, çok çok heyecanlıydım. İnanılmaz bir gerçekten. Heyecan yani. Bir yaptığınız bir şeyle ödüllendirilmek ve Afife Jale gibi. Bir tiyatro evet. ödülüyle ödüllendirilmek. Sonrasında direktör arası koreografi ödülü ve ekipçe Sadri Alışık özel ödülü aldık. Yani birçok ödül alındı ama gerçekten en heyecanlandığım Afife Jale tiyatro ödüllerinde. Ödül yani Afife Jale ödülleri. Peki ödülden sonra hayatımızda değişen şeyler oldu mu? Oldu. Birçok arkadaşımı kaybettim. Nasıl yani? Yani çekememezlik var maalesef, mı tiyatro camiasında? Çok konservatuar ortamı, hocalarla ayrı bir savaş, öğrenci ya. Arkadaşlarla ayrı bir savaş, dış etkenler çok fazla, çok fazla var. Yani birçok büyüğümden de duymuştum ödül aldıktan sonra. Arkadaşlarımla şey oldu, yok canım benim arkadaşlarım bir tanedir falan diye. Ama onun haricinde beni gerçekten kariyerimde hani kendi ellerimle yaptığım bir oyunda, hani koreografisinden şarkı sözlerinin çevirisine. Biz mi yaptık yani siz mi yaptınız? Koreografisi bana ait. Oğuz Utku Güneş diye bir yönetmen arkadaşımızın rejisiydi.
şarkı sözlerinin çevirisi, adaptasyonu bana ait. Hı hı. Ve hani başrolünü ben oynuyordum. Her yerinden aslında tutmuşuz. Evet, her yerinden tuttum tarafından. Ve hani oyunda çok zor bir oyundu. 3 saate yakın bir oyundu. Oo. Ve hem komedi oynuyoruz hem de sürekli dans ediyoruz. Hani ben 45 dakika boyunca sahneden çıkmadım hatırlıyorum. Sahne değişiyor ama ben gene sahnedeyim. Oo. Hani 30 saniyelik bir kostüm değiştirme anımın olduğunu hatırlıyorum. 30 saniye değiştirme. Yani tamamıyla bembeyaz bir kostüm giyip gelmem gerekiyordu. Hı-hı. Ölüp melek olarak geri geliyordum. Komik bir sahneydi. Kanatlarım vardı Victoria's Secret defilesi gibi. Bak gene isim var. Neyse. O şekilde sahneye geliyordum ve ona yetişme heyecanı bambaşkaydı yani. Gerçekten terliyordum. Yani normalde terleyen bir adam değilim. Başında bahsettim aydınlıyım diye. Ama çok muazzam bir heyecandı. Ama onları yaşamak çok güzel. 200 oyun çok güzel bir serüvenimiz oldu. Çok güzel ya. Yani diyor, her şey o anda dedik ya işte 30 saniye mesela var. Sadece 30 saniyen var her şey için. Hani oldu. Kıyafetin bir yerinde bir şey çıktı. Ne bileyim bir şeyimizi bulamadık. Yemedik olmadı. Bunların hepsi de oldu gerçekten. Oldu mu? Oldu. Ne oluyor öyle durumlarda? O krizi nasıl yönetiyorsunuz? O krizi... Herkese panik falan böyle hani şey ya, mi oluyor? Ben o tarz mevzularda çok sakin bir adama dönüşüyorum. Hemen bir çözüm bulurum. Yani kanadım kırılmıştı. Kanadım kırılmıştı. Elimde tutup arkamdan tutup oyunu oynadım. Dedim ki yapacak bir şey yok. Kanadım da düşerse yapacak bir şey düşsün. Yapacağımız hiçbir şey yok. Daha komik şeyler de başıma geldi ama onlardan şu an bahsetmeyeyim. Şu an devam ediyor mu oyun? Yok, devam etmiyor. Etmiyor. 2 sene oynadık. 2011, 2012, 2013 yılının sonunda bitirdik. Peki bu kadar çok güzel işler yapmışız. Bu arada yönetmenlik de yaptık. Hangi oyunda? Yapıyorum diyelim. Yani ben şununla birazcık yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Diyelim kendimi bir şeyle kanıtlayana kadar o şeyi yapıyor olarak dillendirmek bana çok doğru gelmiyor. Ben hani yıllarca dans ettim. Evet, 25 yıldır dans ediyorum. Artık kendime dans edebilirim çünkü aldığım hem dereceler var. Artık breakdance dışında yapmadığım, profesyonel olarak yapmadığım disiplin kalmadı. Ve koreograflık da yaptığım için. Oyuncu olarak da Fejali ödülü alana kadar ben oyuncuyum demedim. Yapmaya çalışıyorum dedim. Taşlandırıldı. Tasdiklendi. İşte, evet, şarkıcı olarak 12 yıldır şarkı söylüyorum. Şan eğitmenliği yapıyorum. 120 öğrencim bugüne kadar konservatuvara girdi. Yani 200 öğrenci kadar öğrenci hazırladım konservatuvara bu yıla şimdiye kadar. Hani 30-31 yaşında olmama rağmen ama... hani yönetmenlik yapmaya çalışıyorum diyebilirim. Çünkü onu henüz bir şeyle taçlandırmadım dediğiniz gibi. Hani bir şey, evet, gerçekten insanlar rejimi beğeniyorlar. Devlet Tiyatrosu'ndan da çok teklif aldım. Şehir Tiyatrosu'ndan da keza geldi. Çok teşekkür ederim herkese. Ama ciddi ürünler ve üst üste ürünler verdikten sonra belki ben artık yönetmenim diyebilirim. Peki albüm falan düşünüyor muyuz? Ses Güzel, bu kadar öğrenci hazırlamışız. Konservatuara girmiş 100 küsür 200'e yakın neredeyse. Şu an bir albüm maxi single olarak var. O da Eylül ayının sonuna inşallah piyasada olacak. Yakında geliyor. Yakında geliyor. O zaman Nebi Birgi isimleriyle siz de yakında müzik piyasasında İnşallah, göreceğiz, bakalım. Duyacağız. Bu çok güzel bir şey. Yani kaliteli bir iş yapmadan ortada çok fazla durmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yaptın demek için yapmamak lazım. Aynen doğru. Öyle. Onun için birazcık da bekledim ve çok fazla baskı vardı üzerimde albümle ilgili. Hani müzikal bir tarzda şarkı söylüyorum ama ben her tarzda şarkı söylüyorum. Çünkü müzikal eğitimde öyle bir şey var. Cazda söylemekle yükümlüsünüz. Arya'da söylemekle yükümlüsünüz. Çünkü müzikalde çok fazla tarz. West Side Story'yi operet tekniğiyle söylemek zorundasınız. Hani ona göre çalışmanız gerekiyor. Hani her tarzda şarkı söyleyebilen bir adam olduğum için o albüm konusunda birazcık böyle tereddütlüydüm ama artık bu sene Eylül'ün sonu gibi bakalım inşallah olacak. Peki kamera önü oyunculuğu yaptınız mı ya da düşünüyorsunuz? Kamera önü oyunculuğu yaptım. Özellikle festival filmlerinde. The Boy diye bir festival filminde ve şu an Ekim ayında sanırım gösterimi girecek bir festival filminde oynadım. Deniz diye, Hollandalı bir yönetmenin filminde. Hani yurt dışı bağlantılı daha çok kamera önünde oldum diyebilirim. Türkiye'de dizi birazcık şans işi, birazcık da kastınızla alakalı bir şey. İşte isim olmanız, işte daha önce bir projede yer almış olmanız gerekiyor. Görsellerinizin güncel olması gerekiyor. Benim de hani oyuncu olduğum için sürekli kılıktan kılığa girdiğim için sürekli tipim değişiyor. Ve hani o güncel bir görsel sunamıyorsunuz. Şu anda da görüştüğüm birkaç proje var ama hani onlar net olmadığı için şu an bilmiyorum. Şey endişesi oluyor mu işte ya dizi olursa ya sinema olursa işte ya tiyatroya bu kadar ağırlık veremezsem
Hani onları da göz önüne bulundurarak... Bulunduruyorum aslında. Mesela iki sezondur hani bu maddi bir kriz geçirdiğimiz için ben normalde kendi Musical Company İstanbul diye bir tiyatro kuruluşunun sahibiyim. Yani özel bir tiyatrom var aslında. Ve onlarla çok fazla ürün veriyoruz. Çok büyük prodüksiyonlar yapıyoruz ama bunları genelde kendi kazancımla karşılıyorum diyebilirim. Hani onun için şu anda iki senedir bir oyun projeler bekliyor. Sponsorla birlikte yürüyecek. Onları bekliyoruz ama şu anda da o sponsoru bulana kadar, doğru kişileri bulana kadar hani hem albüm çalışmaları devam edecek hem de dizi. Hani o tiyatrodan beni uzaklaştırır mı? Ben zannetmiyorum. Evet, çok yoğun bir dönem evet. Ama ben bir yolunu bulurum. Bir yolunu buluruz diyoruz. Peki, ben çok keyif aldım bugünkü sohbetimizden, konumuzdan. Çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Zaman ayırdınız bu tempoda, böyle büyük bir tempoda geldiniz buralara kadar, kırmadınız bizi. Sizi tanıdığıma da çok memnun ben oldum. De, çok güzel de, işler çok başarmışız. Davetiniz buradan için. Da ne demek? Buradan da genç arkadaşlarımıza belki bir nebze sanat adına ışık tutmuş da oluruz. İnşallah. İçinde olduktan sonra bir şekilde her yönünden insan kendini geliştirebiliyor, kesinlikle. Güzel işler başarabiliyor. Dansla başlamışız ama en son kendimizi geliştire buraya kadar gelmişiz. Böyle güzel bir ödülün de sahibi olmuşuz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Davet farklı bir günde için. Belki tekrar burada İnşallah. Buluşabiliriz sizinle. Evet. Evet değerli izleyenler, bugün programımızda oyuncu, koreograf ve müzisyen Nebi Birgi'yi ağırladık. Nebi Bey'le birlikte hem tiyatro hakkında konuştuk, hem sanat hakkında konuştuk, müzikal dedik. Sanata bütünüyle değerlendirdiğimiz bir program oldu aslında. Programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde yepyeni konu ve konuklarımızla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.